Ha, tabii ben şu an çok güzel. Saat 5 geçtiği için kimse yok. Gizem geldi burada. Evet. Biraz az önce görseydiniz bizi böyle çok şeydi. Paspal. Paspal değil ya, yani şey. Senden bir otobüse bindik, birlikte konuşamıyorum. He. Ama burada sarıldık ya. Herkesle birlikte o çok şey oldu. Evet. Şimdi şuradan ön tarafa geçelim, Nihan'ları da çekelim. Nihan burada. Ay, kolum koptu. Bu çok ağır bir şey. Şşt. Pegasus tayfa mı diyeyim, ne diyeyim? Evet. Merhaba deyin kameraya. Bak, çekiyor musun sizi? Ondan sonra bakmıyor çünkü. Nihan! Olay sensin kızım. Merhaba. Allah aşkına ben bundan fazla mevcut mu? Yok ya, gelin sabah çaktırdım. Çaktırdım da ya, taktırdım. Evet, günler nasıl geçiyor kızlar? Yorucu. Ha, yorucu. Ama çok eğlenceli. Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Ben sakın. Bir şey diyeceğim. Ben gelin Selfie çekelim. Bir şey söyleyeceğim, hadi gidelim, gidelim de Selfie çekelim. Ben şunu istiyorum. Gidelim Selfie çekilmek istiyorum. Tamam, tamam. Ben çıkmıyorum ama ben burada çekiyorum. Gel, ben seni çekeceğim. Gel. Ben hala videoyu çekiyorum. Nihan, oraya el sallama. Kübra Hanım. Dur, ha, Kübra Hanım. Bir haftanız nasıl geçti? Bir haftamız ölerek. Artık en son gerçekten ilk geldiğim günden beri sayısal veriler vererek konuşabiliyorum. Allah'ım bitmiyor işte. O bende var. Bugün benim 8. günüm ve toplamda 30 saat falan uyudum sanıyorum ki. Ya da abartmıyorum, 35 de olabilir. Eskişehir'den geldim. Bu gece gidiyorum. Yarın sabah 9'da fizik dizem var. Ve en son dün bir müşteri bana ayakta uyuyorsunuz. Farkında mısınız dedi. Gerçekten böyle bir hayat geçiriyorum ama çok mutluyum. Bitecek diye çok üzülüyorum. Kendi vlogumda da zaten fuar günlüklerinde de söyledim sürekli. Ayrıca TÜYAP videosu da gelecek. Anladım. TÜYAP'ın ardından gibi bir şey. Aynen. Anlatacak. Evet, yani. Genel TÜYAP özeti videosu da gelecek. Şu an arkadan arşivimizi bakarken. Nasıl işte, video çekilir? Şey gayet güzel ve yolunda. Bugün Gizem geldi, çok mutluyum ama onunla vakit geçiremeyeceğimiz için çok mutluyum. Geçireceğiz. Ama standta geçireceğiz. Ha. Onun için her şey yolunda. Kolay gelsin. Hadi. Merhaba. Merhaba de. Ne demek istersin? Ne söylemek istersin? Ne bileyim, öyle sorunca hiç şey gelmiyor. Nasıl geçiyor TÜYAP? Bu kadar. Evet, öyleymiş. Biraz. Merhaba. Nasılsın? Nasıl geçiyor TÜYAP? Yorucu. Ama çok eğlenceli. Ha. Güzel gidiyor. Evet, Pegasus'u tavaf ettikten sonra devam edebiliriz yolumuza. Çok doğal oldu ama. Olan canlarım. Hem bloggerlarım. YouTube'a çağırın. YouTube'a gelsin. İnşallah. Olacak. Tamam. Şimdi yemek yemeye gel. Tamam, çıkarım ben. Evet, bakın neler yiyoruz. Çok güzel. Çok biraz sağlıklı. Yanına gideceğimiz insanlar bunları yediğimiz öyle. Ne yapıyorsun? Ben yiyorum. Birazdan Azra Koyan'la röportaja gideceğiz. İnanılmaz heyecanlıyız. Hala sorular üstünde çalışıyoruz. Evet ya, çok deli heyecanlardayız yani. Az önce hatta bir soru çıkar. O aşamayı atın, o aşamaları çekmemiz gerekiyordu. Ama çok fazla çekemedim. Çünkü inanılmaz kalabalık ya. Adım atılmıyor resmen. Hala göremedim pek çok... Aynı anda iki yerde bir fazla YouTuber buluşmadı. Biri de bizi çekiyor burada. Şu an çekiyor seni. Azal bir röportajımızı yaptık. Şimdi konferans bildirmeye geldi. Çok güzel bir ziyaret ve inanılmaz. Çok sevdim. İnsan soktuğumuzda ikisinin çakıştığı yerde bulunan bir yer, bir şey, küçücük bir parça. Bu parçanın önemi bizim için çok önemli olan hormonların üretildiği yer burası. Bu hormonların bazılarının bağırsakta da üretildiği ortaya çıktı. O yüzden bağırsakta ikinci beyin demeye başladılar.
Çünkü niye? Ama bağırsakta spesifik olarak hangi noktada üretildiğini henüz bulamadılar. Ama buradaki, baktığınız zaman, buradaki bu küçük bezin aslında bizi insan yapan şey olduğunu görebilirsiniz. Descartes'in insan ruhunun oturduğu yer burasıdır dediği, bütün Doğu felsefesindeki üçüncü göz dedikleri şeyin, hani üçüncü gözünü aç falan diyorlar ya, üçüncü göz dediğimiz şeyin aslında olduğu şey burası, Efes bezi. Bu Efes bezinin birinci vazifesi melatonin salgılaması. Bir sürü vazifesi var ve benim için kendi sıralamamda söylüyorum bunu. Melatonin salgılaması çok önemli. Çünkü biraz önce size anlattığım, hani o oksijenini kaybetmiş hücreler vardı ya, İşte elektronunu kaybetmiş atomlar vardı. Hepimizin vücudunda kanserli hücre var. Hepimizin. Çocuklarımız dahil olmak üzere. Peki niye kanser olmuyoruz? Çünkü her gece uyuduğumuzda vücudumuzdaki karanlıkta uyuduğumuz için salgılanan melatonin kanserli hücreleri buluyor ve imha ediyor. Öyle bir form oldu melatonin. Ne kadar çok melatonin üretiyorsanız o kadar sağlıklı oluyorsunuz. Çünkü vücutta kaçak gezen ve mekanizmasını kaybetmiş ama yine de hayatta kalmak için çalmaya, çırpmaya ve başkasından yararlanmaya gönüllü olan o oksijensizliği bulaştıran o hücreleri bulup imha ediyor. Ve bir süre sonra ne oluyor? Eğer vücutta hiçbir şekilde kötü oksijen hırsızları yoksa bu sefer oksijensiz ortam büyümüyor. Spesifik süt temizleniyor, süt temizleniyor. Melatonin çok önemli. Bakın burada bir takım şeyler var. Evet, fuarın son anı da az önce alkışları da duydunuz zaten. Bitti. Bugün son gün. Gizem'le birlikteyiz. Bugün ben de ilk defa çalıştım, yarı çalıştım. Ve 8 gün burada olmanın verdiği şeyle, mutlulukla ama yorgunlukla hepsiyle her şey çok güzeldi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Nihan. Evet, takılıyor.
Reklam yapmamış demek. Reklam yok işte. Oturup şey edeceğiz, okul yapacağız, kitaplarımızı gösterebiliriz. Ben özellikle kendimizi göstermek lazım. Şimdi güzel bir kutuya bağladık. Kutuya bağladık. Buna geri dönüşü ver. Şöyle hatta ben size göstereyim de deli alışveriş yaptığımı. Şöyle kocaman bir 3 poşet. Hepsi içi tıka basa dolu. Zaten ayrı bir video çekeceğim. Gerçekten. Çünkü gerçekten yanına. Evet evet bekletme. Gerçekten bir video önce bir yolu düzenliyorum. Sonra. Evet. Öyle. Eve geleli bir saat oldu ve ben hemen TÜYAP'tan aldıklarım videosunu çektim. Bu vlogu da burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. TÜYAP'ta çok fazla video çekemedim. Çünkü gerçekten adım atacak yer yoktu yani. O poşetlerle biz zor yürüdük. Umarım bu vlogu beğenmişsinizdir diyorum. Benim için çok keyifli geçti. Gerçekten dolu dolu bir gündü. İyi ki gelmişim diyorum. Her zamanki gibi eğer bize sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa aşağıdaki kutucuktan tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.